أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك لا فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين الله أكبر بسم الله
فمتعناهم إلى حين فآمنوا فمتعناهم إلى حين صدق الله العظيم. Şartlar değişir, zaman değişir. İnsan hep bir imtihanın içinde. Hayat hep bir imtihan, hepimiz için. Birinin gitmesi imtihanken birinin kalması imtihan olabilir. Ama bahsettiğiniz kişi bir peygamberse, onun hayatından hepimize çıkacak çok önemli dersler olabilir. Hazreti Yunus, takriben 40 yıl kadar Ninova'da insanlara Hakk'ı anlatıyor. Ama kaynaklarda sadece iki kişinin ona inandığı söyleniyor. Bazı kaynaklarda hiç kimse inanmadı deniyor. Ama 40 yıl Allah'ı, Hakk'ı, iyiliği, güzelliği anlatan bir peygamber hiç kimsenin ona inanmamasıyla bir hayal kırıklığı yaşamış mıdır? Bir hüzün yaşamış mıdır? Evet, yaşamıştır. Ve fark ediyor ki bu şehrin üzerine, bu memleketin üzerine bir felaket gelebilir. Çünkü daha evvel bu hataları yapanlar, daha evvel hakkı unutanlar, hukuktan ayrılanlar çok büyük felaketlere maruz kaldılar. Ve Hazreti Yunus o hayal kırıklığıyla Ninova'dan ayrılır. Ama orada kritik bir durum var. Allah'tan bir emir gelmemiştir ayrılması için. Ayrılır, 84-85 yaşında bir peygamber, yılların yorgunluğuyla bir sahile gelir, bir gemiye biner. Ama yeni bir imtihan başlar onun için. Belki de izinsiz ayrıldığı için bir imtihanla karşılaşır. Ama düştüğümüz her kuyudan, karıştığımız her imtihandan yeniden Allah'ın kapısına dönmek en kıymetlisi, en güzeli. Gemi, fırtına, deniz, karanlık, gece, bir balık, her biri ayrı bir sebep. Ve şimdi bütün bu sebeplere hükmedebilecek bir kudret lazım. Hazreti Yunus açar ellerini, hatayı kendinde arar, en doğrusunu yapar ve La ilahe illa ente subhaneke inni küntü mine zalimin der. Allah'ım sen varsın, birsin, büyüksün, her şeye gücün yeter. Ben zalimlerden oldum, hata yapanlardan oldum. Ve yeniden döner Ninova'ya, şehrine. Yunus'un gidişi Ninova için felakettir. Ve gitmek Hazreti Yunus'un imtihanıdır ve döner, yeniden başlar ve başladığı o yolculuk, o çektiği besmele yepyeni bir kapı açar. Hasılı kelam, kaç yıl sürer imtihanımız, kaç cümle kurmalıyız Hakk'ı anlatmak için, kaç külliyat devirmeliyiz ve ne kadar yol yürümeliyiz bilemiyoruz. Ve menzilimiz nerede biter ve imtihanımız nerede son bulur ve nerede cennet kapılarını açar bize ve nerede Allah tamam der, orada bitecek imtihan. Onun öncesinde sonuç beklemek bize düşmez. Biz anlatmakla, söylemekle, koşmakla, konuşmakla mükellefiz. Hasılı kelam, Allah bize bir kapı açtıysa o kapıdan girelim ve yürüyelim. Ve unutmayalım, onca yıl, yıllarca tebliğ ettiği halde bir ümmeti olmadan bu dünyadan göçüp giden peygamberler var. Ramazan, konuşalım, anlatalım. Eğer sözümüz bir kalbe ulaşırsa ne âlâ, ulaşmazsa kalplerin sahibi de
Allah'tır. Yağmurlu, rüzgarlı, serin bir İstanbul akşamından hepinize sevgiler, selamlar. Dünyanın neresinde Ramazan'ı yaşıyorsanız, şu saat itibariyle tahmin ediyorum Japonya'da yeniden sahura kalkıyorlar.
Sahura kelimesi üzerinde çok espri var galiba. Evet, Japonca'ya benzemesi hasebiyle. Ya da dünyanın başka yerlerinde iftara daha çok uzun süreler var. Ama uzun da olsa kısa da olsa bir Ramazan günü yaşıyoruz. İnşallah bugün de güzel noktalarız kıymetli misafirler. Ve değerli konuklarımız var. Tanıdığınız isimleri konuk aldık yine ama tanımıyorsanız bile tanışmaktan mutlu olacağınız isimlerle birlikteyiz bugün. Mahmut Nedim Azar. Eyvallah. Hoş geldiniz, sefalar hoş bulduk, getirdiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkür ederim, sağ olun. İyisiniz. İyiyim, siz de iyisiniz inşallah. Biz de iyiyiz çok şükür. Yazılarınızdan hatırlıyoruz. Özellikle sinema yazılarınız ayrı bir yere konulmalı. Sinema eleştirileriniz. Hatta programdan önce yaptığımız sohbette de enteresan film kesmelerinizden bahsettiniz ama bu programın konusu değil. Onu başka bir yerde... Bu sansürcülüğe giriyor biraz. Onu başka bir yerde konuşalım. Evet, ve sevgili izleyenler, televizyonumuzda, Samanyolu Televizyonu'nda Ağustos gibi başlaması düşünülen, yakında başlayacak olan yepyeni bir dizi. Çınar'ın Gölgesi'nde ekranlara gelecek ve çekimleri başladı. Takriben 2 aydır devam ettiğini öğrendik. Ne zaman başlayacak, nasıl olacak, nasıl bir hikaye sizleri bekliyor? Bunu da hikayenin kahramanlarıyla konuşacağız. Müjde Zeynep Akdeniz. Herkese hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar seyircilerimize de. Evet, biz sizi en son iki dünya arasında bir bomba tarafından can verirken görmüştük. Ne yazık ki öyle hazin bir sonla görmüştük. Evet, Farah karakteri. Oğlunu can... evet dediğiniz gibi rüzgar hissettiriyor kendini. Oğlu canlı bomba yapılıyor Suriye'de. Maalesef Suriye'nin durumu hala da devam eden savaş ortamında. Oğlu canlı bomba oluyor ve onu canlı bombadan kurtarırken evladı uğruna can veren bir anneyi canlandırdım. Farah'ı çok sevdim. Hala bende izleri olan bir karakter ama şimdi yepyeni bir karakteri canlandıracağım. Şimdi Zuhal diye bir karakter. Evet, Zuhal. Ben o karakterler için şey diyorum, şeytanın bölge bayiliğini almış kötü. Hani Zuhal böyle bir kötü galiba. Maalesef. Çok kötü. Maalesef. Çok fena. Entrikası bol. Hayırlısı olsun. Pek içine sinmemiş bu kadar kötü olmak. Biz programdan önce de konuştuk da bunu konuşacağız ama. Konuşacağız. Bu kötü karakteri temsil etmek nasıl bir durumdur? Evet. Bunu konuşalım. Konuşacağız. Ve Ali Alper Türkan, biz Çınar'ın Gölgesi'nde göreceğiz sizi Turgut karakteriyle. İnşallah. İnşallah. Turgut'la Zuhal karı koca. Karı koca. Evet. Peki kötülükte de yarışıyor musunuz? Kötülükte Zuhal daha kötü benden. Zuhal daha kötü benden. Biraz daha kötü. Biraz daha kötüyüm ama hep benim yüzümden kötü olmayı tercih etmiş. Aslında kötü değil. Benim yüzümden, benim yaptığım hatalardan dolayı. Evet, yalnız biz şu anda projeye bir kötülük yapıyoruz. Projenin iki kötü karakterini... Çok bölüm okutmamışlardır size. Şöyle, projenin iki kötü karakterini biz bir Ramazan programında seyircimizle tanıştırıyoruz. Hani alışamayacaklar onların kötü olmasına. Sizin için belki de avantajdır, bilmiyorum. Çınar'ın Gölgesi'nde Ağustos gibi başlayacak diye yapımızda mıydı? Ağustos başı gibi. Evet. Başı gibi. Hayırlısı olsun inşallah. Haftalık bir dizi. Günlük dizi. Günlük dizi. Başlayacak. İnşallah güzel olur. İnşallah. Başarılar diliyoruz. Biz heyecanla, yoğun bir şekilde, yoğun bir tempoda seyircimizle buluşmak için çalışıyoruz. İnşallah. Evet, inşallah. Şimdi Nedim abi, ne diyorsunuz? Bir kötü karakter. Şimdi tabii yani hayat neyse sanatta o. Yani bir şekilde iyiler de kötüler de. Yani aslında bir karakterin kötü olması... Çok şaşırtıcı bir şey değil. Ama tat veren o karakteri iyiye dönüştürebilmek. Yani aklımızda kalan filmlerde, sanat eserleri de onlar bir karakterin dönüşmesi. Ama bunu seyirciye geçirmek tabii çok önemli. Bir yönetmen var, Frank Capra diye. Adam 80 yaşında bir itirafta bulunuyor. Diyor ki, ben diyor oyuncu ağladığı zaman dram oluyor zannederdim. Meğer seyirci ağladığında dram oluyormuş diyor. Yani ben bu yaşa kadar yanlış biliyordum diye. Dolayısıyla karakterlerden seyirci nefret ediyorsa demek ki iyi canlandırıyor, iyi kötü. Rahmetli Erol Taş'ı hatırlarsınız. Yani, evet, değil mi? Yani yolda giderken kafasına taş atıyorlarmış, işte hakaret ediyorlarmış. O da bana ekmek atıyorsunuz diyormuş sürekli. Yani, dolayısıyla seyirciye geçirebilmek önemli. İnşallah arkadaşlarımızın başarılı olacağını Peki kötü karakteri temsil etmenin dinen bir şey var mıdır hocam? Ya şöyle bir şey var. Mesela Çağrı filminde... Hazreti Hamza Efendimiz'i şehit eden karaktere, vahşi karakterini oynatacak oyuncu bulamıyorlar ve otelin elektrikçisini oynatıyorlar. Salim Gedira diye bir adamı oynatıyorlar.
Adam o günden sonra işinden de oluyor, ortalıktan kayboluyor. Hala daha hatta 10 yıl sonra falan rahmetli yönetmeni arıyor. Benim hayatımı mahvettin diyor yani. Beni diyor herkes Hazreti Hamza'nın katili olarak biliyor diyor. Ne iş veriyorlar, ne sokağa çıkabiliyorum diyor. Bütün Müslümanların arasında diyor çıkamıyorum yani. Hala daha o Salim Gedira'nın nerede olduğu tam olarak bilinmiyor. Kendini kaybettirdi yani. Ama burada şöyle bir sorun var mı? Biz gerçekle hayali ayırt edemeyen bir toplum muyuz ki? Yani İslam toplumu şu anda yani sinemadaki bir oyuncunun temsil ettiği bir karakterle gerçeği karıştırıp onu bununla yargılıyorsa... Bu çok normal. Hele hele televizyonda çok daha normal. Yani ben yine bir televizyon dizisi hatırlıyorum. Ağalı bir diziydi. Baş kahramanı trafik kazası geçirdi. Ona bir krem sürdüler. O akşam santral kilitlendi. Bu krem nedir bize de yollayın bizim de hastamız var diye. Yani dolayısıyla hayalle hayat çok sık yer değiştirebilen bir şey. İnsanlar etkilenir yani. Şimdi Ramazan ayındayız malum. Bir ara çok tartışıldı bu. İşte televizyondaki çok popüler dizilere Ramazan hiç uğramıyordu bazen. Bazı dizilerde de çok naif şekilde görebiliyoruz. Hı hı. Sonuçta Ramazan hayatın içinde olan bir şey. Evet. Yani sokaktan yürürken Ramazan'ı hissedebiliyorsunuz. Bazı insanlar bugün de imtina mı ediyorlar bazı yapımcılar Ramazan'ı yerleştirmemek için, içinde göstermemek için ya da nasıl gösterilebilir? Bir de ölçüsü de var bunun değil mi? Yani nasıl olur? Ya ben şahsen böyle konsantre Ramazan programlarından, dizilerinden rahatsız oluyorum. Yani Ramazan'a özel dizi yapıyorlar. Sanki o karakterler, o hayatlar sadece Ramazan'da bir ay yaşayıp buhar oluyormuş gibi. Halbuki normalde yani biz işte film çekerken ezan okunur, durdururuz çekimi, müzik söylerken ezan okunur. Bu böyle bir şeydir ama filmde ezanı göstermekten imtina ederiz mesela. Filmlerimizde çok ezan duymayız. Hatta yabancı filmlerde falan duyduğumuzda hoşumuza gider. Deriz ki aa bak hani oryantalist ama hayatımızı ne kadar işgal ediyorsa, ne kadar meşgul ediyorsa, ne kadar alan kaplıyorsa Ramazan'ın, ibadetlerin sanatta da o kadar olması lazım. Bunun için de herhangi bir ezikliğe, bir komplekse falan girmeden şey yapmak lazım. O nedenle ifrat tefrit abartılı oluyor. Yani 11 ay hiç uğramıyor. Bir ay yoğunluklu işte Ramazan, ibadet, namaz, işte Kur'an-ı Kerim falan şeyi görüyoruz, müfredatı görüyoruz. Ben şahsen hani hayatta ne kadar varsa sanatta da o kadar olması gerektiğini düşünenlerdenim. Bu o kadar kıymetli bir şey ki yani bir sinema tekniğiyle tek kelime söylemeden, tek replik konuşmadan bazen sinemada bir sahneyle çok şey, bir sempozyumluk, bir kitaplık mesajı verebiliyorsunuz. Benim çok iyi hatırladığım bir sahne, sizler de hatırlarsınız, Cennetin Krallığı filminde Hasan Mesut Selahattin Eyyubi'yi temsil eder. Haçı yerden alma sahnesi. Hmm. Hiç unutmuyorum. Hmm. Yani o haç yere düşmüştür, kaldırır, koyar ve yürür gider. Tek cümle söylemez. Hı. Biz yapsaydık diye tahmin ediyorum. Selahattin Eyyubi'yi oturtturur. Hocam neden böyle yaptınız bir açıklar mısınız diye. Ondan bir sohbet dinlemek isterdik herhalde. O da bize İslam'ın hoşgörü dini olduğundan falan bahsetmek zorunda kalırdı. Evet. Yani sinema çok güçlü. Ve çok güzel kapı açabiliyor. Evet. Yani arkadaşlara çok fırsat vermiyormuşuz gibi oldu da. Vereceğiz birazdan. Tarkovski'nin harika bir lafı var. Sinema fetih değil nasihat aracıdır diyor. Ya malum bizim dinimizde de din nasihatten ibarettir diyoruz. Yani aslında nasihatın en etkilisi görsel ve yani işitsel olarak. Yani kelam ve tasvir aslında çok etkili ve sinema bunu çok iyi kullanıyor. Geçen sene mi evvel sene bir yönetmen, uluslararası bir yönetmenle, Müslüman yönetmenle konuşmuştum. Bana şunu söylemişti yani. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bugün yaşasa tebliği sinemayla yapardı dedi yani. İslam'ı sinema yoluyla anlatırdı dedi yani. Günümüzde yaşasaydım. Belki böyle çok ilk başta şok edici bir cümle gibi ama gayet de makul geldi bana. Yani günün iletişim ve etkileşim imkanlarını kullanmak, Müslümanların, inananların bunu sorgulaması gerektiğini düşünüyorum ciddi anlamda yani. Şimdi o zaman aklıma şey geliyor. Kur'an-ı Kerim'de kıssalar var. Peygamber kıssaları var. Hı. Efendimizin hadis-i şeriflerinde, kutsi hadislerde kıssalar var. Hikaye ederek anlatıyor. Günümüze geldiğimizde işte Risale-i Nur külliyatında üstadın... Mesnevi var. Mesnevi yani. Zaten Hazreti Mevlana'nın hikayelerini, kıssalarını çok iyi hatırlıyoruz. İşte Bediüzzaman Hazretleri'nin ta birinci sözden itibaren hikayeyle başladığını biliyoruz ve çok bağlayıcı hikayeler. Hatta bak gör, dinle gibi vurgular vardır. O zaman İslam kültüründe olan bir şey zaten bu.
hikaye, kısa. Yani belki günümüz disiplini içerisinde, yani günümüz Müslümanlarının belki temel problemi bu. Bu sanata uzak kalmaları. Sadece tepki göstermeyi inancın gereği zannetmiyorlar. İşte yürüyün Peygamber Efendimiz'e küfreden bir film yapılmış. Yürüyün Osmanlı'yı aşağılamışlar. Yürüyün Türk, işte Gece Yarısı Ekspresi diye bir film yaptı adam. Kaç yıl önce, 70'li yıllarda. 30 yıl onunla uğraştık. Yani onun filmin gösterilmesini engelledik, kulisler yaptık. Yani bir tane de kendimizi anlatan film yapmak aklımıza gelmedi. Yani bunun iyisini yapalım. Ya işte durum bundan ibaret. Yani Hazreti İsa hakkında 300'den fazla film çektiği söylenir. İşte Hazreti Musa 200, hatta bu da 100'den fazla. Efendimiz'i anlatan uluslararası çapta bir tek film var, Çağrı. Yani Hazreti Peygamber'i anlatan, böyle uluslararası standartta herkesin izleyebileceği. Yüzlerce bir tek film var yani. Yüzlerce filme de bedel gibi değil mi? Seneler. Anlamadım. Yüzlerce filme bedel gibi de bir tadı. Tabii yani o ayrı bir klasik. Yani seyrettikçe evet, seyredeceğimiz geliyor ama nedense yenisini bir daha nasıl yapalım? Evet yani bu yok. Tepki göstermek daha kolay oluyor. Halbuki muazzam bir hazinenin üzerinde oturmuşuz buyurduğunuz gibi. Yani Kur'an-ı Kerim'e bakıldığında öyküleme tekniği, yani çok görsel bir şey var karşımızda. Yani sadece Kıyamet Suresini alın. İşte bugün dün vizyona girdi Terminator filmi. Yani işte kıyamet gününü tasvir ediyor. Kur'an-ı Kerim'de anlatılanların onda biri bile değil yani. Yani izlerken aklımdan geçti. Hani bir şu surenin İngilizce tefsirini bir gönderseydik adama, belki o tasvir ettiği o teknolojiyle destekleyeceği o sahneleri bambaşka yapar. Daha etkili yapardı yani. Değil mi? Keza işte Fable'dan yüzlerce yıl önce Mevlana hayvanları, evleri, nehirleri konuşturmuş yani. Bugün animasyon filmlerine bakıyorsunuz, yaklaşamıyor bile yani. Anlatabiliyor muyum? Yani keza Risale-i Nur dediğiniz yine bakıyorsunuz flash forward kullanmış. Yani Hazreti Bediüzzaman diyor ki Eskişehir hapishanesinden yandaki okulun bahçesine baktım, 30 yıl sonraki hallerini gördüm diyor. Sinema flash forward'u 90'lardan sonra kullanmaya başladı. Flashback kullanılırdı ama bakıyoruz Risale-i Nur 100 yıl önce flash forward kullanmış yani. Yani biz uygulamada 100 yıl gerideyiz maalesef yani. Tekniğe mi dönüştüremiyoruz ya da bunun için yetişmiş kadro mu yok? Çünkü ben sizin bir yazınızdan hatırlıyorum. Mustafa Akad'a anlattığınız bir yazı vardı. Evet. Orada Mustafa Akad'ın nasıl bir kendine ekip oluşturduğunu anlatıyordunuz. Evet. Yani işte her yönetmen, işte ışık şefi, işte görüntü yönetmeni, sanat yönetmeni yanında Müslüman bir asistan çalıştıracak. Evet, sözleşmeye onu sözleşmeye koyuyor. Sözleşmeye böyle, evet, bir madde koymuş. Evet, evet. Bu aklıma benim şey geldi otomatikman. Bedir'den sonra. Ve sonra Casablanca film sektörü o ekipten çıkıyor ortaya. Değil mi? Fas'ta çekiliyor, evet. Sonra aklıma şey geldi. Peygamber Efendimiz'in Bedir'den sonra okuma yazma bilen esirlerin 10 Müslümana okuma yazma öğretme karşılığında serbest bırakması geldi. Evet. Bu eleman yetiştirmek için, yani altyapıdan okuma yazma bilen, tekniği bilen insanlar yetiştirmek aslında o zaman çok, evet, önemli. Yani şimdi işte biz bu kadar büyük bir tarihin üzerine oturuyoruz. Bu kadar büyük bir kültürün, geleneğin üzerine oturuyoruz. Fakat bunu iyi şekilde kullanamadığımız gibi, çarçur ettiğimiz gibi, yani işte ben Avrupa'da Danimarka'ya gittim. Onların Andersen diye bir masalcıları var, meşhurdur. Adamın bir tane adamları var. Yani adamın evini müze yapmışlar bilmem ne. Yani bizde bu kadar şey var. Yani çoğu şey der ki Türkler metro bile kazmaya çekiniyor. Çünkü tarihi eser çıkacak, nasıl bakacağız falan diye korkarlar diyor yani. Dolayısıyla sadece mesela tarihi filmlerimiz yok. Yani bu kadar muazzam bir tarihimiz var. İşte bir Vietnam Savaşı'ndan binlerce film çıkarabiliyor Hollywood. Anlatabiliyor muyum? Fakat işte biz doğru düzgün bir Çanakkale filmimiz yoktur mesela. Var son dönemde biraz, sağ olsunlar, çaba gösteriliyor ama yani işte İstanbul'un fethiyle ilgili bir film yapıldı. Şu anda herhalde en çok hala seyredilen film. Ne, yani biraz dişe dokunur, biraz düzgün, eli yüzü düzgün bir film oldu. Hataları olmayacak mı? Olacak tabii. Yani geçen Gladiatör'e bakıyoruz. Gladiatör'ün o atlı arabası devriliyor, içinde hava tüpü görünüyor. Yani hani bizde olsa Cüneyt Arkın'ın saati gibi bilmem ne gibi eleştirici ama Gladiatör yani gişe rekoru kuruyor falan filan. Dolayısıyla biz biraz sanki kolayına kaçıyoruz. Tepki göstermek, izleyen olmak, tüketen olmak
ve bizden adam olmaz demek daha hoşumuza ve kolayımıza geliyor gibi yani. Şimdi biraz Çınar'ın gölgesine dönelim. Çınar'ın gölgesinde bizi bir dram mı bekliyor? Yani öyle tahmin ediyorum. Evet. Yani mizahi unsurlar var mı? Ağlayacak mıyız? Ağlayacağız. Yoğun dram var. Bir annenin 20 yıl boyunca evlatlarından boşu boşuna ayrı kalmış bir annenin dramı ve çıktıktan sonraki evlatlarını kazanma mücadelesi ve bu mücadele hiç kolay olmayacak karşısında çünkü Zuhal kötü var. Kadın Zuhal var. Her Zuhal şey. İsminden de kötü karakter çıkmazmış gibi geliyor bana ama izledikçe belki alışacağız. Zuhal. Değil mi? Yani Zuhal senaristler onu düşünmüşlerdir muhtemelen. Yani evet. Belki benle bir kötü Zuhal. Bundan sonra hani evet Zuhal de oluyormuş dedirtirim inşallah. İnşallah kötü. İnşallah. Evet. İstanbul'da çekiliyor. Evet. İstanbul'da. Mekanlar İstanbul'da. Evet. Çok güzel. İstanbul'da. İki aydır falan çalışıyormuşsunuz. 2,5 ay falan oldu. 7 Mayıs. O zaman bayağı stok yaptınız. Öncesi tabii ki. Yaptık. Çok... Yapmaya çalışıyoruz. Çok yoğun geçiyor. Keyifli geçiyor günlük ama. Günlük olduğuna göre. Evet. Çok yoğun. Yoğun çalışıyoruz. Yoğun. Güzel yani günlük dizi yeni bir alan açtı televizyonculukta. İşte bizim iki dünya arasında 3 sezon mu oldu? 3 bitti. 4. Üç bitti değil mi? Ben birinci sezonda vardım. 3 sezon oldu. Ve devam ediyor. Yani devam. Siz de mi oynadınız? Ben birinci sezon. 173 bölüm. Çok tecrübeli bir oyuncuya dönüştüm. Evet ondan sonra benim temsil ettiğim hoca şu an yurt dışında görev yapıyor. Evet. Hala orada bakalım. Haftalık dizileri oranla günlük diziler daha zor, daha meşakkatli. Tabii. Çok daha meşakkatli. Ya şimdi hani sektörün sıkıntılarına girmeyelim ama süre olarak haftalık diziden çok daha fazlasını siz evet, çekeceksiniz evet, yani. Evet, evet, aynen, haftalık aynen. Dizi 120 dakika sürüyorsa 5 günde toplamda 200 dakikadan daha fazla çekiyorsunuz. Evet, öyle. Yani oldu. Toplamda. İlk hafta hayırlısı olsun. Ama çok hafta, şükür çok keyifli geçiyor. Kesinlikle. İlk hafta falan. Seyirciyi zaten sinema tadında bölümler aynen. Bekliyor. Onu söyleyeyim. İnşallah, aynen. İlk bölümümüz özellikle 120 dakika Mustafa Bey, yapımcımız da burada. 120 dakika devamında da ilk dediğim gibi ikinci bölüm, üçüncü bölüm, dördüncü bölüm hem süre olarak hem görüntü, oyunculuk, sinema yani biz çok heyecanlıyız. Seyirciye de bunun geçeceğine inanıyoruz ve eminiz. İnşallah, inşallah. İnşallah. Şimdi bir müsaade isteyeceğiz bir ara için. Sonra konuşacağımız güzel şeyler var. Biz Müjde Zeynep'le birlikte Mardin'e gitmiştik Kurban Bayramı'nda. Evet. Çok güzel bir sebeple Mardin'e, çok. Oradan Hatay'a geçmiştik. Çok güzel. Onlardan da bahsedebiliriz ama tabii. Birazdan bir müsaade istiyoruz sevgili izleyenler. Sonra devam edeceğiz. Allahümme salli ala وحدك حي وأنت
Şair neler istemiş böyle Allah'tan? Dua ediyor şair burada değil mi Davut Hocam? Neler diyor, neler istiyor? Aslında çok uzun olduğu için ve sanatsal anlamda da birkaç makamı barındırdığı için çok farklı bir eser, zordur söylemesi. Hüzzam, Segah, Uşşak, Hicaz, böyle çok farklı geçkileri var. Ama mana açısından da ''Ya Rabbi ben sana muhtacım, sen hiçbir şeye muhtaç değilsin.'' Benim günahlarım, ayıplarım, meaibi, la tehfa, saklayamam, gizleyemem. Gizli açık her halimi bilirsin. Ama ne olur, senden başka da gidecek kapım yok. Senin kapının tokmağına dokunuyor, ne olur affet ya Rabbi diyorum tarzında. Çok daha böyle geniş manalar içeren bir dua aslında, çok güzel, buyurduğunuz çok gibi. Çok teşekkür ederiz. Leulâke, şurayı da sadece söyleyeyim. Leulâke kuntu hebâen ya Rab. Eğer sen olmasaydın, yani diyor ya... senin başımızdan sağanak sağanak yağan lütufların olmasaydı hüsrana uğrayanlardan olurduk. Bundan sonra da fekunillahumme veliyyen lena fima ba'd, bundan sonra da ne olur ya Rabbi yar ve yardımcımız ol tarzında. Amin. Çok farklı. Teşekkür ederiz. Dualar çok sağ olun. Ellerine sağlık bütün arkadaşların. Şimdi ara vermeden evvel bir şeye atıf yapmıştık. Biz geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda bir grup arkadaşla birlikte Mardin'e gittik. Bayramın İlk günüydü. Yani evet, ilk gün oradaydık. Doğru. Evet, oradaydı. Bayramı orada geçirdik. Sonra da Hatay'a geçtik. Müjde Zeynep de oradaydı. Ertuğrul Erkişi vardı. Aslıhan Erkişi vardı. Evet, değil Ayşe mi? Ayşe Özkalay, Betül, evet. Ve evet. Hemra Köse. Evet, bayağı bir ekip oradaydı. Çok güzel bir ekip. Güzel hepsine bir bayram artık. Selamlar. Onlara selamlar, saygılar. Nereden aklıma geldi? Bugün programdan önce bir arkadaşım, onlar yine birlikte Mardin'e gitmişler. Ramazan kumanyası. Oradaki ihtiyaç sahiplerine Ramazan kumanyası dağıtıyorlar. Evet, hava sıcak, Mardin daha da sıcaktır, günler uzun ama çok güzel bir keyfi yaşıyorlar. Biz de öyle bir hatıra yaşamıştık, çok güzeldi. Kesinlikle çok güzeldi. Bilge Köyü'nü hatırladım da.
Evet, Bilge evet. Köyü'ne de gittik. Evet. 2009 yılında, Nedim evet. abi hatırlarsınız. Hani vahşet bayağı diyeceğim. Bayağı bir aileden bayağı vahşet. Bir kadınlar kalmıştı birkaç tane evet. sadece galiba. Yani o kadar çok yetim vardı ki gittiğimizde. Yani gencecik bir anne vardı. Anne, kucağında bebeği var. Yani o yaştaki bir kadının ya bir çocuğu olur ya iki çocuğu olur. Evde 7 ya da 8 tane çocuk vardı. Bunlar kim? Bunlar yeğenlerim dedi. Evet. Yani onların annesi babası o vahşette ne yazık ki kaybetmişler. Katledilmişler. Ve o kadın kendi bebeği var bir tane ama bu arada da evde 7 tane daha çocuğa bakıyor. Ve Kimse Yok mu Derneği o ilk günden itibaren çok teşekkür ederiz hepsine. Oradaki çocukların, yetimlerin ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Bugün de Ramazan ve Ramazan'da da aynı heyecan devam ediyor. Çok kıymetliydi. Ben de parçası olduğu için, Kimse Yok mu ile beraber, sizlerle beraber parçası olduğum için çok mutlu oldum. Çok duygulandım. Çok güzel dostluklar edindim. Hala devam eden. Öyle. Ne güzel, ne güzel. Çok kıymetli bu. Yani en azından neydi o bizim kalıp cümlemiz? Nerede o eski Ramazanlar diyebileceğimiz Ramazanlar yaşamak önemli değil mi? Nerede bugünkü Ramazanlar? Kesinlikle. Yani mesela bu Ramazan bizim için işte yıllar sonra nerede o eski Ramazanlar diyeceğimiz bir Ramazan'a dönüşebilir. Evet olabilir. Nasıl yaparsak olur? Ne yapmalıyız? Nasıl yaparsak olur? Ben Ramazanları çocukluğumda hatırladığım kadarıyla inanılmazdı. Ramazan gelsin de bir an önce Ramazan'ı yaşayalım diye İple çekerdik yani. Öyle Ramazanlar yaşamıştık. Bu Ramazanları nasıl yaşarsak öyle olur. Hakkıyla, tadıyla. Yani o zamanları unutmadan, o dönemleri yaşayarak, bunu yaşatırsak eğer o dönemleri tekrar yaşamış olabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi çok biz yayın arasında da konuştuk. Mesela Nepal'den Sümeyra Hanım selam göndermiş Nepal'den. Sonra Kanada'dan Mesut Bey arkadaşlarıyla fotoğraflarını paylaşmış. Sonra illaki uzakları söylemeyelim. İzmir Ödemiş'ten. O da çok yakın değil zaten. Evet, orası çok yakın değil ama Ayşenur Hanım yağmurdan kaçarken bir köy kahvesine sığınmışlar ve orada seyrediyorlarmış şu anda bizi. Selamlar. Selamlar. Şimdi günümüzün çok ciddi imkanları var değil mi Nedim abi? Şu anda biz işte Nepal'e selam gönderebiliyoruz. Nepal'e selam gönderebildiğimiz gibi Nepal depreminde zor durumda kalan insanlara buradan yardımımızı da gönderebiliyoruz. Aynen, evet. Nerede o eski Ramazanlar dediğimiz Ramazanlarda böyle bir şansımız yoktu. Evet. Yani o dönemin tabii ki bence güzellikleri vardı. Yani çok güzel bir şeyden bahsetti kardeşimiz. Yani bugünkü çocuklara da unutamayacağı Ramazan bırakmak esas evet. önemli olan. Yani biz artık o günkü Ramazanları yaşayamayız çünkü biz o günkü çocuk değiliz artık. Biz bugünün büyükleriyiz. Ama bugünün çocukların unutamayacağı Ramazanlar, unutamayacağı güzel günler oluşturabilmek bizim elimizde. Bu kadar kitle iletişim araçları var. Yani çok muazzam bir kolektif bir neşe, kolektif bir şuur, kolektif bir paylaşım. Yani elbette olumsuz şeyler de var işte. Instagram'da yemek paylaşacağımıza, komşumuza yemek götürmek gibi bir alternatifimiz olabilir mesela. Ama o da güzel. Yani geçen arkadaş açmış, Kabe'yi bana canlı olarak seyrettiriyor. Belki ömründe bir defa gidebilecek insanlar oraya. Bugün bir kanalı açtığı zaman her akşam Kabe'den Kur'an-ı Kerim ya da namaz seyredebiliyor. Bunlar bence bugünün imkanları ve bugünün güzellikleri. Elbette geçmişin de güzellikleri var. Önemli olan bu güzelliklerin sayısını arttırmak, alanını arttırmak. Bu güzellikleri uygulayan, pratiğe yansıtabilen işte kurum ve kuruluşları arttırmak. Yani Kimse Yok mu dediniz, ne kadar orijinal. Yani cep telefonuma bir mesaj geliyor, bir basıyorum, bir tuşta bağış yapıyorum yani. Yani normalde o bağış için belki bir yerlere gitmem lazım, araştırmam lazım, hiç buna gerek kalmıyor yani. Bunu bu kadar da hani bir işi olumsuz kullanmak da çok kolay bugün ama olumlusu da çok kolay yani. Anlatabiliyor muyum? Yani çok rahat. Yani Ramazan kumanyası diyorsunuz, Kimse Yok mu'nun sitesine giriyorsunuz, iki tuşta. 5 tane, 3 tane, 2 tane neyse durumunuz, ona göre Ramazan kumanyası yollayabiliyorsunuz. Bence bunlar da bugünün güzellikleri yani. Şimdi Ramazan'dan bir iki gün önce galiba, doğru Ramazan'ın bir gün öncesinde yaşadığım bir olay. Arabayla eve gidiyorduk işte çocuklarla falan birlikte. Kağıt toplayan çocuklar var biliyorsunuz, o kendi arabalarıyla kağıt topluyorlar. Bir tanesine denk geldik. İşte bir çöp konteynerinden kağıt, plastik işte bir şeyler buluyor. Ve
çöpten bulduğu plastik çiçeklerle arabasını süslemiş. Süper. O kadar kıymetli bir şey ki bu. Yani bu bir kere bu sanat zevki, bu başka bir şey. İkincisi yani iş alanınız çöplük bile olsa orada kendinize bir alan, bir güzellik oluşturabiliyorsunuz. Çağ çok kötü bir çağ da olsa kendinize bir gül bahçesi oluşturabiliyorsunuz. Güzel bir Ramazan oluşturabiliyorsunuz. Harika. Aklıma o geldi. Yani çok kıymetliydi. Hani fotoğrafını falan da çekemedim trafik aktığı için ama. Ben anneannemi hatırlıyorum. Hani böyle Anadolu'da çoktur. Bardakların altına dantel falan koyarlar. Onun yoktu. Gazeteleri dantel gibi keserdi böyle. Girişli çıkışlı falan böyle öyle oymalı. Koyar. Onu koyardı. Gazeteyi bile süslü yaparak koyardı mesela bardakların falan. Raftaki bardağın altına yani. Bu yani şeyle ilgili bir şey değil. Hani güzel yaşamak, kaliteli yaşamak çok fazla parayla doğrudan ilgili bir şey değil. Varlıkla ilgili bir şey değil. Güzelliğin varlıkla çok ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Yani. Şimdi bir şey hatırladım. Bana bu başka bir şey hatırlattı. Nasıl baktığımızla alakalı, nasıl görmek istediğimizle alakalı, niyetimizle alakalı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve dostları bir hayvan ölüsüne denk geliyorlar. Tabii kötü de bir koku var. İnsanlar tabii ki doğal olarak burnunu kapatıyorlar. Peygamber Efendimiz görüyor musunuz ne kadar güzel dişleri varmış diyor. Bakma. Ne kadar güzel dişleri varmış. Ben hiç unutmuyorum bunu. Hep aklıma gelir böyle. Böyle çınlar aslında kulağımın içinde. Mevlana diye duymuştum aynı yani, şeyi. Ben böyle hatırlıyorum ki, ama. İhtimal ki birkaç şey şekilde olabilir. Başka rivayetler yani, de olabilir. Baktığımız bir şeyden olumluyu seçerek yani, bakabilme. Güzel yani. Görmek. Evet. Güzel gören güzel düşünür. Bediüzzaman'ın öyle bir sözü var. Değil mi? Güzel düşünen hayatından lezzet alır. Yani hayattan lezzet almanın şartı güzel görmek. Evet. Böyle... Belki diziye bakıp da yani o bütün o işte antagonist karakterler diyoruz. Onların arasından bile o güzelliği seçmek. İyiliği seçmek. Yani nihayetinde bir şey anlatıyordur. Yani kötü şeytanın yaratılması da öyle yani. Cenab-ı Hak kötülüğü yaratır mı yoksa yani? İyiler daha iyi ortaya çıksın diye. Güzellikler daha iyi ortaya çıksın diye. Şimdi yağmur yağıyor, dereler taşıyor diye yağmur kötüdür diyebilir miyiz? Derenin kenarına ev yaparsan su basar, sel olur. Ya da evde ateşi yakarsan evi yakarsın. Ateş kötüdür diyemezsin yani. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla kötülüğü yapmakla kötülerin varlığı güzelliğin önünde engel değil. Tam tersi onun değerini, iyiliğin değerini daha yücelttiğini düşünüyorum. Yani. Çok kıymetli. Yani siyah bir duvarda beyaz bir nokta aynen gibi öyle. Çok daha evet. Görülebilir. Siyah olmadan beyazın anlamı olmuyor. Kötü değil mi? Olmadan iyinin evet. Anlamı olmadığı gibi aynen. Hocam öyle. Şimdi sormayı düşündüğüm bir soru vardı. Gelen konuklara bazen sorayım diyorum, unutuyorum ama şu an aklıma geldiği için soracağım. Ama size düşünme payı vermek için Nedim abiden başlayacağım. böyle Efendimizin hayatından böyle çok etkilendiğiniz bir şey var mı? Hmm. Böyle hani Peygamber Efendimiz olabilir, sahabe efendilerimizden olabilir, bir hatıra. Peygamber Efendimizle ilgili birkaç tane şey söyleyebilirim. Mesela kuşu ölen bir çocuğa başsağlığına gidiyor. Yani müthiş bir şey geliyor bana bu. Ya da işte Mekke'nin fethinin ilk gününde bir adam geliyor yanına tir tir titriyor böyle. Niye titriyorsun diyor. Ben kral değilim. Kureyşli kuru et yiyen bir kadının oğluyum diyor yani. Evet. Siyah hurma yiyen bir kadının. Evet. Yani kuru ekmek de deniyor. Kuru et de deniyor. Ya da işte yine Mekke'nin fethi sırasında giderken yolda yavrusunu emziren bir köpek yuvası görüyorlar. Koca ordunun yolunu değiştiriyor. Belki kaç bin kişi yol değiştiriyor köpek anne rahatsız olmasın diye yani. Ben onu böyle sinema gözüyle düşünüyorum da. Değil mi? Hani, sinematografik bir şey değil mi? Kameranın çok yukarıdan aldığı bir şey gibi düşünün. Koca ordunun güzergahı değişiyor. Ve o köpeklerin başında iki nöbetçi bırakıyor Peygamber Efendimiz. Evet. Rahatsız olmasınlar. Bir güzel bir kare değil mi? Harika. Müthiş ve işte bugün dün görüyorsunuz. Yani maalesef bir polis memurunun köpeği öldürdüğünün ben şeyini gördüm internette. Ya da bir tane başka adam bir bekçi köpeğini. Yani o peygamberin bu ümmeti çok yakışmıyor diye düşünüyorum. Yani bir yanlışlık var, bir rezone olamama, bir ilişki kuramama durumu var. Yani biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı herhalde iyi bilmiyoruz. Dinimizi iyi bilmediğimiz gibi, dilimizi iyi bilmediğimiz gibi, kültürümüzü, tarihimizi, sanatımızı iyi bilmediğimiz gibi. Yani bir kuşu ölen çocuğa başsağlığına gidebilecek kadar
hassas ve çocuklaşan bir peygamberin ümmetine yakışan bir ümmet mi? Bunu herkesin kendine sorması lazım. Yani bütün babaların, bütün annelerin aslında evet bu kadar çocuğumuzla bu kadar çocuk olabiliyor muyuz? Bu kadar arkadaş olabiliyor muyuz? Yani Efendimizinki orada yaptığı bir arkadaşlık aslında. Aynen. Bayağı arkadaşlık yapıyor çocuğa. Var mı hatırladığınız bir şey? Ben de siz demin o güzel bakmaktan gelen diş örneğinden sonra şefkati, merhameti, ümmetine olan sevgisi beni zaten hep etkiliyor. Peygamberimizin her hali, her tavrı etkiliyor. Kedisi benim de aklıma geldi. Değil mi? Müezza adında bir kedisi varmış. Şeref veren anlamına gelen. Bir gün sedirde otururken beraber kedi uyuyakalmış. Ona kıyamadığı için elbisesinin bir parçasını kesip kendisi kalkıp yani oradan onu uykusunu bölmeden kalkıp gitmiş. Mesela bu beni çok etkiliyor. Ben de bir kedi severim. Kedim de var. Buradan yola çıkarak dediğiniz gibi bizim daha dikkatli olmamız gerekiyor. Peygamber Efendimiz'den böyle bir örneği duyup görüp hor bakma tüm canlılara, insanlara, canlılara hor bakmamak, hor görmemek. Bugünlerde onlara da hani bu sıcak günlerde bir kap su, bir kap yemek. Çocuklarımıza da bunu öğretmemiz gerektiğini kesinlikle parmak basmak istiyorum bu örnekten gelerek. Şey değil mi yani çok büyük bir hadis kaynağı, müthiş bir deha Ebu Hureyre. Kedilerin babası. Kedilerin babası yani Ebu Hureyre ki bu ismi ona Efendimiz hitap ediyor bu şekilde. Normalde uzunca bir ismi vardır aslında Ebu Hureyre'nin. Ama biz onu böyle hatırlıyoruz. O yüzden ben ilk gün, Ramazan'ın ilk günü bunu hatırlamıştık da bugün işte insanlar sokaklara kediler köpekler su içebilsin diye sular bırakıyorlar. Dolayısıyla masum yavrucak kedilere sahip çıkan bir kadına da Ümmü Hureyre diyebiliriz. Yani kedilere annelik yapan. Kedi annelik. Çok kıymetli bir şey bu. Evet. Var mı? Ben de hatırladım. Var. Hatırladığım bir tane var. Evet anlatayım. Biraz uzun. Tabii buyur. Sürçülisan edersem de affola lütfen. Estağfurullah. Efendimizin sahabelerinden biri bir gün akşam eve dönerken evine girerken tam hurma bahçesinde bir hırsız fark ediyor. Hurma çaldığını görüyor ve müdahale ediyor, yakalıyor. Seni diyor yarın Resulullah'a götüreceğim diyor. Hırsız yalvarmaya başlıyor. Ne olursun yapma diyor. Çocuklarımı aç diyor. Onlara götüreceğim diyor. Bırak beni diyor. Sahabe üzülüyor. Aldanıyor lafına bırakıyor. Ertesi gün Efendimiz soruyor. Hiçbir şeyden haberdar olmadığı halde sahabeye soruyor. Neden bıraktın diyor hırsızı. Sahabe şaşırıyor. Efendimiz diyor. Böyle böyle yaptı. Yalvardı. Çocukları açmış. O yüzden bırakmak zorunda kaldım diyor. Efendimiz yalan söylemiş sana diyor. Bu akşam tekrar gelecek diyor. Bu akşam tekrar bahçene bak diyor. Akşam sahabe tekrar eve dönerken hırsızı tekrar yakalıyor. Diyor ki bu sefer seni kesinlikle bırakmayacağım. Yarın Resulullah'a götüreceğim diyor. Hırsız yalvarırım bırak diyor. Allah aşkına bırak diyor. Bir daha yapmayacağım. Yemin ediyorum bırak diyor. Sahabe aldanıyor gene. Acıyor, kıyamıyor. Bırakıyor bu sefer de. Ertesi gün Efendimiz tekrar soruyor. Neden bıraktın diyor. Sana yalan söyledi diyor. Sahabe de anlatıyor. Efendim böyle böyle söyledi. Ben de dayanamadım bırakmak zorunda kaldım diyor. Efendimiz bu akşam tekrar gelecek diyor. Dikkat et diyor. Sahabe akşam eve dönerken üçüncü kez tekrar hırsızı yakalıyor orada. Bu sefer diyor ki bu sefer seni bırakmayacağım. Yarın Resulullah'a götüreceğim seni diyor. Hırsız panik oluyor, korkuyor, kaygılanıyor ve şey diyor. Eğer beni bırakırsan diyor sana öyle bir dua öğreteceğim ki diyor. Öyle bir dua öğreteceğim ki diyor. Bu dua nereye gidersen git, evde yalnız kaldığın zaman, okuduğun zaman hiçbir kötülük sana yaklaşamayacak diyor. Ve Ayet-el Kürsi duasını öğretiyor. Ertesi gün Efendimizin yanına gidiyor. Efendimiz tekrar soruyor. Neden bıraktın diyor hırsızı. Anlatıyor. Efendim böyle böyle oldu. Bana Ayet-el Kürsi duasını öğretti diyor. Ben de bu yüzden bırakmak zorunda kaldım diyor. Efendimiz bakıp gülümsüyor böyle. Hırsız ilk kez sana doğruyu söylemiş diyor. Ve sen hırsızın kim olduğunu biliyor musun diyor. Hayır efendim diyor bilmiyorum diyor. O şeytanın ta kendisiydi diyor. Böyle bir hikaye aklımda kalan. Bunu paylaşmak istedim. Teşekkür ederiz. Evet, ben bilmiyordum mesela bunu. Evet. Çok Ayet-el Kürsi hatırlamakta fayda var. Benim Ayet-el Kürsi'ye çok enteresan bir hatıram var. Çocuktum. Yazın hani camiye gidiyoruz. Dualar öğreniyoruz, sureler öğreniyoruz. Ayet-el Kürsi'nin böyle korktuklarımızdan bizi koruduğunu, işte evet, başımıza gelecek kötülüklerden koruduğunu öğrendik camide.
Sonra bizim eve misafirler gelecekti. İşte dayılarım, teyzelerim, bayağı kalabalık bir misafir topluluğu gelecekti. Annem de bizim Adana'da çok güzel dövme pilavı yaparlar, etli. Tereyağlı, böyle şimdi anlatayım yayın. İftara çok az bir zaman kalmışken. Ben çocuk olarak, annem pilavı yapmıştı. Ben gittim, tencerenin kapağını açtım. Pilavın içindeki bütün etleri yedim. Sonra da evden kaçtım. Ama bir yandan da ayetel kürsü okuyorum. Şimdi bunlar ortaya çıkacak. Akşam eve gideceğim, o tencerenin kapağı şey açılacak. Yaradı mı? Etler yok. Yaradı. Akşam eve gittim. Tencerenin kapağı açıldı ve tencerede et vardı. Çok ilginç. Sır kapısı. anneniz kıyamadı. bir daha et pişirip bir daha et koymuş kıyamadı. Annem. Tekrar. Kıyamamış. O kadar misafir için de dövemeyeceği için ayetel kürsü beni kurtarmıştı. Onu hatırladım şimdi. Sevgili izleyenler, şimdi Hoca Efendi'ye kulak verelim. Ardından devam edeceğiz. Bir gün gelecek Hazreti Sadık-ı Masluk Tuğba lil gurabe ellezine yuslihune me efsedehun nas. Büyük çoğunluğuyla insanların anarşiye, kargaşaya kaçtığı, fesadı iş edindiği, yeryüzünde sürekli fesat çıkardığı dönemde bütün tersliklere rağmen selah yolunu tutup temsil edenler selahta muvaffak olacaklar buyurmuş, müjdesini vermiş, ikinci dirilişe doğru sizi şahlandırmış ve yeniden din adına yeni bir dirilişten bahisler açmış, bu mevzuda sizi ümitlendirmiş, işlerinize inşirah salmış. Şu ana kadar olan şeylerin o çizgide cereyan ettiğini görüyoruz ve inanıyoruz ki şu ana kadar olan şeyleri devam ve temad ettirecek Allah Celle Celaluhu, bundan sonrakilerinde lütfedip ikmal edecektir. Niye? Çünkü onun her işinde şunu görüyoruz. Bir iş lütfediyor, çok defa. Sonra ikmal ettiriyor, o işi şükürle noktalıyor. Yoksa tattırma, doyurmama, ağza tat erzurumların ifadesiyle karna şıvan doyurmama, nimeti nikmete çevirir, sevgiyi adavete çevirir. Allah aramızda olan bu alakayı koparmaz. Nimetini nikmete çevirmez. Sevgimizi düşmanlığa döndürmez. Vermeye başladığı bu nimeti, nimeti tamamlamak suretiyle öyle bekliyor, öyle zannediyoruz. İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy anlatıyor. Her sabah namazında Sultanahmet Camii'ne gidiyor ve her gittiğinde bir adam dikkatini çekiyor. İhtiyar bir adam, iki büklüm, kapanmış secdeye hüngür hüngür ağlıyor. Ve bu her sabah tekrar ediyor. Ve Mehmet Akif çok merak ediyor. Bu adamın nasıl bir derdi olabilir, nasıl bir ızdırabı olabilir? Hangi dert bir adamı her sabah secdelerde hüngür hüngür ağlatır? Adama gidiyor. Elin omzuna koyuyor. Hayırdır ihtiyar diyor. Hayırdır, nedir senin derdin? Nedir senin sıkıntın? Adam hıçkırıklar içinde konuşamıyor. Sadece eliyle git başımdan diyor. Mehmet Akif tekrar soruyor. Git başımdan. Beni yalnız bırak. Israrlar neticesinde adam bir gün derdini anlatıyor Mehmet Akif'e. Diyor ki ben 2. Abdülhamit zamanında binbaşıydım. Ve acı haberler aldım üst üste. Annem, babam vefat etti. Ve bizim dükkanlarımız, tarlalarımız vardı. Sahipsiz kaldı hepsi. Ve benden başka da o işlere bakabilecek hiç kimse yoktu. Hakikaten çok zor durumda kalmıştım. Ve bir istifa dilekçesi yazdım. Ama kabul edilmedi.
Bir daha yazdım, yine kabul edilmedi. Bir daha yazdım, yine kabul edilmedi. Çünkü çok zor şartlar vardı. Memleket zor durumdaydı ve sürekli savaşlar vardı. Bir binbaşı gerçekten büyük bir ihtiyaçtı. Bir türlü istifa dilekçelerim kabul edilmiyordu. En sonunda ben hünkârın huzuruna çıkmaya karar verdim. Başvurum kabul edildi ve ben hünkârın huzuruna çıkıp derdimi anlattım. Büktüm boynumu, derdimi anlattım. Çok geçerli mazeretlerim olduğunu dile getirdim. Dinledi. İstifa etmek istediğimi söyledim. Durumdan hiç memnun olmadığı yüzünden belliydi. Ama yine de peki gidebilirsin dedi. Biz seni istifa ettirdik. Ve ben gittim. Mutlu olmuştum. Rahatlamıştım. Çünkü artık ailemden geriye kalan her şeye bakabilecek ve geride kalan her şeyi idare edebilecektim. Hünkârın yanından ayrıldığım o gün hemen gecesinde bir rüya gördüm. Rüyamda Peygamber Efendimiz ve yanında 4 halife, Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali. Başında 2. Abdülhamit'in bulunduğu ordumuzu teftiş ediyorlardı. Tek tek, bölük bölük geldiler, bölük bölük geldiler. Her bölüğün başındaki komutan tekmil veriyor, saygılarını, hürmetlerini sunuyor ve Peygamber Efendimiz dualar ediyordu. Çok kısa bir süre sonra Cihan Harbi'ne girecek olan, ondan sonra çok kısa bir süre sonra memleketi kurtarmak için bir kurtuluş savaşına tutuşacak olan o orduyu Efendimiz teftiş ediyordu. Ve yanında 4 halife vardı. Sonra bir bölüğün başına geldiler. O bölüğün başında bir komutan yoktu. Peygamber Efendimiz sordu. Nerede bu askerlerin komutanı? 2. Abdülhamit büktü boynunu. Ya Resulallah dedi. O çok ısrar etti ve biz onu istifa ettirdik. Efendimiz üzüldü ve sizin istifa ettirdiğinizi biz de istifa ettirdik dedi. İşte ben o rüyayı gördüğümden beri ağlıyorum dedi ihtiyar adam. Şimdi bu dünyadaki hangi teselli beni avutabilir? Şimdi bu dünyadaki hangi mendil benim gözyaşımı silebilir? Şimdi bu dünyadaki hangi ilaç benim derdime derman olabilir? Benim bağrımdaki yara Efendimizin cümlesiyle açıldı. Ve benim bağrımdaki bu yarayı ancak Efendimiz sarabilir. Bu nasıl bir derttir? Sizin istifa ettirdiğinizi biz de istifa ettirdik. Bu nasıl bir yaradır ve nasıl telafi edilebilir? Herhalde bunun ardından edebileceğimiz tek dua var. Allah bizi böyle bir sondan muhafaza etsin. Amin. Thank you.
İftardan 10 dakika önce dinlenebilecek şarkılar listesine hemen eklenebilir. Bir Kızıl Gonca'ya benzer, harika. Amir Ataş hocamızın bestesi. Ona da çok selamlar, saygılar sunuyoruz. Daha nice eser inşallah kendisinden bekliyoruz. Kazandırmasını ümit ediyoruz. Artık iftara da çok az bir zaman kaldı. Ve yayın arasında biz Twitter'dan yazılanlara da bakıyoruz. Özellikle Gaziantep'ten bize kebap fotoğrafı gönderen seyircilerimize buradan... Evet, teessüflerimizi sunuyoruz yani. paylaştığınız yemek fotoğrafları kadar daha da fazlasını inşallah ihtiyaç sahipleriyle paylaşacağınızdan da hiç şüphemiz yok. İşin şakası bir yana. Zaten bunu yaptığınıza da eminiz. Dünyanın bütün ihtiyaç sahiplerine de selamımızı, kelamımızı ve yardımımızı gönderelim inşallah bu Ramazan'da. Tam böyle Antep'ten, Urfa'dan filan bahsederken Nedim abi bir oruç kamyonundan bahsetti. Ha, evet, evet. Urfa hatırası. Aslında biraz sinemayla da ilgili yani... Çocukluk hatıralarından bahsettik. İlk oruç çok önemli. Yani ilk iftar, ilk sahurla başlar heyecan. İşte uyandırmaya çoğumuz hatırlamayız zaten. Yani uyandırmaya çalışırlar. Yarı uykulu, yarı uyanık. İşte biraz daha iyi, aman acıkma bilmem ne falan. Ertesi gün günler uzar ve zaman kavramının elastikiyetini fark edersiniz. Yani bir dakika bir gün gelir. İşte uzar da uzar. Ben çocukken de yine sıcaktı. Yani bir de uzundu. Urfa'daydım. Bir yazlık sinema vardı ve terk edilmişti. Onun da içerisine bir tane kaza yapmış ve yanmış bir kamyon getirdiler. Eski bir kamyon. Ve iskelet halindeydi. Öğlenden sonra tabii bugünkü gibi böyle internet, işte bilgisayar falan olmadığı için orası bizim oyun alanımızdı. O kamyona binerdik, adını da oruç kamyonu koymuştuk yani. İşte direksiyonun yerine bir tahta koymuşuz, vitesin yerine bir tahta. Göstergeleri böyle gözleri oyup dev gibi falan böyle. O günkü hayal gücümüzle nereye gideceğiz? Suriye'ye gideceğiz. Bir bakardık ki ezan okunuyor. Ve işte öyle düşünüyordum. Yani hayal ülkesinde bile olsa bir şekilde iftara yetiştiriyordu o kamyon bizi. Vakti geçiriyordu. Halbuki çok sıcaktı ve metal yığınıydı. Hiç terlemeyi, sıcağı, susuzluğu falan düşünmezdik. Öyle bir hatırası var bende. Çocukken böyle ezan vakti çabuk gelsin diye oyalanmak için mutlaka bir şeyler, evet, bir şeyler arıyorsunuz. Yani. Oruç kamyonu çok güzelmiş. Evet. Şimdi bizim bir geleneğimiz var. Onu yapalım. Vaktimiz az ama burada hikmetli sözler var. Çok yani bahtınıza hangisi çıkarsa birini seçebilirsiniz. Rastgele seçebilirsiniz. Evet. Elden ele uzatalım. Ramazan yardımlaşma ayı malum. Evet. Ve seyircilerimizle de paylaşmanızı rica ediyoruz. Evet. Buradan başlayabiliriz. O zaman. Evet. Dünya tuzaktır. Yemi de istek. İstek tuzaklarından kaçının. Hazreti Mevlana. Evet. Kendimizi başkalarına sevdirme gayreti şeytanın bir oyunudur. Önemli olan hakkın sevmesi ve hoşnut olmasıdır. Fethullah Gülen. Kendimizi başkalarına sevdirme gayreti. Şeytanın bir oyunudur. Evet. Önemli olan hakkın sevmesi ve hoşnut olmasıdır. Süper, doğru, çok süper, doğru. Çok doğru. Nedim abi? Enteresan bir kişi çıktı. Kalbi bir lambaya benzetirsek, günahlar birer is gibi lambanın camına yapışır.
Gün gelir ki lambanın ışığı dışarı sızmaz. Böylece mümin karanlıkta kalır, hakla batılı ayıramaz. Allah uzun ömürler versin. Hekimoğlu İsmail abi. Harika. Benim de hocam, üstadım. Allah meslekteki ilk hocalarımdandır. Hakikaten İnşallah çok kıymetliymiş. Kalbi bir lambaya benzeteceğiz. Evet. Çok güzel. Harika. Şimdi iftar vaktine çok az bir zaman kaldı. Bizim de iftar dualarımız var. Bugün 10. gündeyiz. Değil mi? 10. gün bugün. Yanlış. 10. gün. Evet. 10. günün duası, bahtımıza ne varsa ben okuyayım beraber. Evet. Amin diyelim. Tabii. Bütün seyircilerimiz hep beraber, sevgili izleyenler, iftar duası için ellerimizi açıyoruz. Hep birlikte. Bismillahirrahmanirrahim. Ulu dergahına en güzel isimleriyle teveccüh eden gönülleri asla mahzun bırakmayan, semalara doğru açılan elleri hiçbir zaman boş çevirmeyen, alemlerin Rabbi Allah'a sonsuz hamdü sena, onun Mustafa, Müçtefa ve Murtaza kulu Hazreti Muhammed'e, hiçbir değerle ölçülemeyecek kadar kıymetler üstü âline, ashabına, yeryüzüne nüzul eden yağmur damlaları adedince salatu selam ediyor ve huzur-u ilahide el açıp yakarıyoruz. Allah'ım, her an bizimle ol ve bizi hiçbir zaman yalnız bırakma. Cömertlik ve merhametinle gönüllerimizi doyur, ikram ve rahmet yağmurlarından bizleri de nasiplendir ya Rabbi. Ey bizi çeşit çeşit nimetlerle donatan Rabbimiz! Sen yaratmasan biz bunları var edemeyiz. Ve biliyoruz ki bu nimetler cennet nimetlerinin bir numunesidir. Bize cenneti ve cennetinde bu nimetlerin asıllarından nasip eyle ya Rabbi. Amin. Bizleri rahmet ve gufran iklimine alıp sonsuzluk nimetiyle mükafatlandır ya Rabbi. Seni özleyen, müştak ve müteşekkir olma gayretinde bulunan biz kullarını başı bozuk bırakma ya Rabbi. Bizleri hidayet ve istikametten ayırma ya Rabbi. Şerefli Ramazan hürmetine hepimizi seni anmada, gereği gibi şükretmede ve güzel kullukta bulunmakta muvaffak kıl ya Rabbi. Şu anda sıkıntıda bulunanlara ferahlık lütfet, bu güzel nimetleri bulamayanlara da ver ya Rabbi. Hesabımızı kolay eyle, engin rahmetinle hepimizi bağışlamaya layık kıl ya Rabbi. Efendimiz Hazreti Muhammed'e, aile efradına ve bütün ashabına salatu selam ederek bunları senden istiyoruz. Dualarımızı kabul buyur ya Rabbi. Amin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Sevgili izleyenler, semamızda özlediğimiz, beklediğimiz o sesi duyuyoruz. Ezan-ı Muhammedi okunuyor. Allah ruhlarımızı kabul etsin. İstanbul için iftar vakti. Buyurun. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah. Amin. Allahümme Rabbe hâzihi d-da'veti t-tâmmeh ve s-salâti l-qâimeh. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية إلهي وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وعلى رزقك أفطرنا تقبل منا آمين والحمد لله رب العالمين. Allah dualarımızı kabul etsin, oruçlarımızı kabul etsin inşallah sevgili izleyenler. Programın sonuna geldik ama bugün bir farklılık yapacağız. Hemen veda etmeyeceğiz sizlere. Evvela konuklarımıza çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Silivri'ye bağlanacağız sevgili izleyenler. Biz Samanyolu çalışanları olarak bütün ekip her Ramazan beraber iftar yapıyorduk. Ki bütün şirketler, bütün okullar, herkes bir iftar yaparlar beraber. Ama bu sene yayın grubu başkanımız Hidayet Karaca aramızda değil biliyorsunuz. Medrese-i Yusufiye'de arkadaşlarımız Silivri'ye gittiler ve orada en azından bir gönül birliği kurmak için beraber iftar yapıyorlar. Karşımızda Yakup Sağlam var. Bakalım Silivri'de nasıl bir iftar ortamı var? Yakup Sağlam, söz sende. Evet, hayırlı Samanyolu iftarlar. Yayın grubu çalışanları, Zaman Gazetesi yöneticileri ve yazarları, Gazeteciler Yazarlar Vakfı Başkan Yardımcısı, bütün herkes bugün Silivri'de cezaevi önünde iftarını açmak için toplandı. Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Sayın Hidayet Karaca 196 gündür, yani yaklaşık 200 gündür cezaevinde tutuluyor ve 62 gündür de tutsak. İşte bugün aramızda, cezaeviyle aramızda duvarlar ve tel örgüler olmasına rağmen, mesafe olmasına rağmen gönüller ve dualar bir ve biz bugün Hidayet Karaca başta olmak üzere içeride haksız bir şekilde tutulan emniyet mensuplarıyla birlikte burada iftarımızı açacağız. Çok kalabalık, o yüzden ben hızlıca başlamak istiyorum. Hemen yanımda Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdür Yardımcısı Sayın Mehmet Kamış var. Kendisine uzatmak istiyorum mikrofonu. Evet, öncelikle çok kalabalık ve tek bir mesaj var burada. Birlikteyiz mesajı. Ne söyleyeceksiniz? Evet, Türkiye maalesef bir korku cumhuriyeti olmuş durumda. Ve Türkiye adalet korkunun esiri durumda. Hidayet Bey, Mehmet Baranso ve diğer tutuklular bu esareti yaşıyor. Umut ediyoruz ki bir an önce bu durumlar biter. Korku üretenler 7 Haziran'da hak ettikleri bir cevabı aldılar. Daha da çok alacaklar. Umut ediyoruz ki bu hukukun askıya alınmışlık durumu, anayasanın askıya alınmışlık durumu bir an önce biter. Hidayet Bey, Mehmet Baransu ve diğer haksız yere tutuklu olanlar bir an önce serbest bırakılır. İnşallah. Umut ediyoruz yani. Teşekkür ediyoruz. Hemen Oktay Usta yanımda, onu da uzatmak evet. istiyorum mikrofonu. Bugün iftar sofrasını bir Silivri'nin önünde kurduk, cezaevinin önünde ama başta Hidayet Bey olmak üzere içeride haksız bir şekilde tutulan isimlerle aynı sofradayız bugün. Siz neler söyleyeceksiniz? Şimdi biz Hidayet abiye şu anda çok yakınız. En yakın yerdeyiz. Bugün iftarımızı Silivri'de yapacağız. Buradan Rabbimize dua edeceğiz. Ellerimizi açacağız. Haksız yere burada bulunan bütün abilerimizin, kardeşlerimizin serbest kalması için dualarımız burada devam edecek. İnşallah. Teşekkür ediyorum. Kemal Bey, sizden de görüşlerinizi alayım. Şimdi adalet ve hukuk arayışı içerisindeyiz. Haksız yere yattığını düşünüyoruz. Çünkü elde somut bir veri ve belgeleri yok. Hidayet Bey'i içeride tutan, diğer gazetecileri içeride tutan gücün inşallah insafa geleceğini düşünüyoruz. Henüz adalet duygusunu bütünüyle kaybetmemiş yargıçlarımızın, savcılarımız olduğunu düşünüyoruz. Haklarında bir tahliye kararı olmasına rağmen içeride esir duruyorlar. Bunu fark etmelerini istiyoruz. Bu farkındalığı oluşturmak için bugün iftarımızı burada yapmaya geldik. Hem de Hidayet Bey'in ve diğer ailelerin her hafta birkaç kere kat ettiği bu yolu, bu zorlu yolu kat etmiş olduk. 2 saatten fazla aldı. Onları da hayırla yad ediyor ve içerideki tutsakların bir an önce tahliye edilmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor. Yargıçlarımızdan da talep ediyoruz.
Evet, Selçuk Bey, Kemal Bey 2 saatlik yolu kat ettik dedi. Siz daha bir uzun yoldan geldiniz. Evet. Avrupa penceresinden baktığım zaman özellikle son 62 gündür rehin tutuluyor Hidayet Bey ve bugün buradayız. Şöyle, Türkiye olağanüstü dönemlerde hep süreçlerle anıldı. 28 Şubat süreci, 27 Nisan süreci, şimdi 17 Aralık sürecini yaşıyor. 17 Aralık süreci de herhalde uyduruk mahkemeler ve davalarla hatırlanacak. Bu uyduruk davalar tek tek çökmeye başladı 7 Haziran'dan sonra. Benim ümidim Hidayet Karaca'nın, Hidayet abiyle ilgili bu uyduruk taşıyıcılar davasında bir an evvel çökmesi. Avrupa Birliği'nde Brüksel'e iktidar milletvekilleri gelip gidip anlatmaya çalıştılar taşıyıcılar örgütün Hidayet Karaca'nın neden hapiste olduğunu. Bir, kimse onları dinlemek istemedi. İki, dinleyenler de hakikaten bu sebeplerde mi Hidayet Karaca içeride diye soruyorlar. Eğer Türkiye'yi rezil eden bir şey varsa Hidayet Karaca'nın davası dünyada Türkiye'yi rezil etmeye yetiyor. Hizmeti hareketini geçtik, Samanyolu'nu geçtik. Türkiye'yi seviyorlarsa bu insanla iddia ettikleri gibi bir an önce Hidayet Karaca'nın serbest kalması lazım ki Türkiye'nin rezil olmasının bitmesi lazım. İnşallah. Teşekkür ederim. Sağ olun inşallah. Bülent Bey, sizden de kısaca görüşlerinizi alayım. Evet, burada tutuklu bulunan insanlar aslında başta gazeteciler olmak üzere Türkiye'de hukuk adına kötü bir fotoğraf veriyorlar. Yani hemen hepimiz ondan şikayet ediyoruz. Yani medya özgürlüğü, basın özgürlüğü hepsi eyvallah, bunlar zaten epeydir ayaklar altında, epeydir baskı altında. Fakat daha önemlisi Türkiye hukukun olmadığı, hukuk güvenliğinin olmadığı, yargıçların güvende olmadığı, yargıçların bağımsız bir biçimde karar veremediği bir ülke haline geldi. Biz bu fotoğrafı hak etmiyoruz ve bu fotoğrafın bir an önce düzeltilmesi ülkenin menfaatine, ülkenin insanlarının yararına. İnşallah bu güzel günler, mübarek günler bunun için vesile olur. Dualarımız da bunun için vesile olur. Teşekkürler. Sizden de abi kısaca görüşlerinizi alayım. Evet, konuşuyoruz, söylüyoruz. Kamil insanlar gibi sabrediyoruz. İnşallah arif insanlar gibi seyrediyoruz. Çıkmasını bekliyoruz o Yusufların. Bir an önce çıkmasını bekliyoruz. İnşallah, teşekkür ediyorum. Evet Abdülhamit Bey, aslında uzun zamandır konuşuyoruz. Herkesin ortak görüşü var. Bugün burada buluşmak da galiba önemli bir mesaj. Ülkemiz adına çok utanç verici bir tablo. Bir kere bunu teslim edelim. Buradaki insanlar için, yani burada Hidayet Bey, Mehmet Baransu ve diğer haksız yere cezaevinde, hapishanede bulunanlar için bence bu bir şeref levhası. Fakat bunları buraya tıkanlar için de bugün de yarın da bir ayıp ve utanç levhası olarak alınlarına yapışmış olacak. Buna hiç şüphe yok. Ben bu adaletsizliğin çok yakın zamanda giderileceğini ve hakkın, adaletin yerini bulacağına inanıyorum. Bugün burada hem aileleriyle, yani bu mahkumların aileleriyle, tutukluların, esirlerin aileleriyle dayanışmak için geldik. Türkiye bunu hak etmiyor. 7 Haziran'da vatandaşlarımız da aslında Türkiye'nin bu manzarayı hak etmediği yönde bir oy kullandı, mesaj verdi. İnşallah Türkiye'yi yönetenler de bu mesajı alırlar ve Türkiye'ye yakışmayan bu manzara bir an önce Türkiye'den uzaklaşır ve demokratik ve hukuk devletinin olduğu, adaletin olduğu bir ülke haline geliriz. İnşallah şu konuda da hiçbir şüphem yok. Zulüm mazlumları yüceltir, zalimleri alçaltır. Biz şu anda Türkiye'de şu tabloyu oluşturanların başında gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da şunu hatırlatmak istiyorum. Kendisi de bir şiir okuduğu için hapsedilmiş bir insandı. Bugün insanlar fikirlerinden dolayı gazeteciler, yazarlar hapsediliyorlar. Bir saniye için hem kendisinin hem de onu destekleyen insanların da bu tezadı, bu zıtlığı düşünmesini istirham ediyorum. Evet, şimdi insanlar iftar sofrasının başında. Evet. İzliyorlar anlatılanları, konuşulanları. Bizler buradayız. Onların gözünün içine bakarak ne söylemek istersiniz? Allah kabul etsin diyeyim ihtarlarını. Şimdi tabii hemen arka tarafımıza 9 nolu cezaevinde Hidayet Karaca, Mehmet Baransu, 17-25'i yapan o kahraman polisler, tır meselesinde MİT tırlarıyla alakalı hakimler ve savcılar hemen arkamızdalar. 9 nolu cezaevinde hepsi yatıyorlar. İzzetleriyle yatıyorlar, namuslarıyla yatıyorlar, şerefleriyle yatıyorlar. Hepsi birer Yusuf, birer kahraman. Hidayet Karaca saçma sapan bir bahaneyle içeriye atıldı ve tutsak, işte bir dizi filminden atıldı. Utanç verici bir mesele, komedi gibi bir mesele aslında. İşte polisler 17-25, ki Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluk ve rüşvet operasyonunu ortaya çıkaran kahramanlar bunlar. Hepsi yürekli kahramanlar, hepsi izzetleriyle beraber buradalar. Ben Allah'tan inşallah bir an önce ailelerine kavuşmalarını diliyorum. Evet, onlar içeride ama hırsızlar, soytarılar, bahşişini peşin verenler dışarıda ve
izzetleriyle kendilerince gezdiklerini zannediyorlar. Ödüller de alıyorlar ama bunu hepsini bu millet görüyor. Her şeyden önemlisi adil olan Allah görüyor. Dolayısıyla inşallah en kısa zamanda biz çifte bayramı yapacağız. Hepsi dışarı çıkacak inşallah. Teşekkür ederim abi. Sizden de çok kısa süremiz sona ermek üzere. Uzun zamandır söyleniyor. Siz de sürekli belirtiyorsunuz, tepkinizi dile getiriyorsunuz. Sebebi anlaşılmayacak bir şekilde de günlerdir rehin tutuluyor bu insanlar. Bugün de burada olmamız en önemli mesajı, önemli cevabı veriyor galiba. Bu meseleyle ilgili, bu konuyla ilgili on binlerce farklı yorumlar yapılabilir. Fakat işin dönüp dolaştığı yer, geldiği yer adalet. Hidayet abinin sözüyle aslında bitirmek lazım. Bu işi Allah çözecek dedi Hidayet abi Rabbimin izniyle ve inşallah bu işi Allah çözecektir. Eğer tabii ki herkesin bir hesabı olabilir ama sonuçta Allah'ın da bir hesabı var. Bizler en çok burada yatan mazlumların ailelerine dua edelim. Çok zor günler geçiriyorlar. Rabbimin izniyle ben şuna inanıyorum ki Hidayet abiyle bayram namazını beraber kılacağız, sevenleriyle beraber. Buradan dua etmelerini rica ediyorum ekran başında izleyenlerin. Ben çok kısa bir zaman sonra adaletin yerini bulup Rabbimin izniyle Hidayet abinin aramızda olacağını düşünüyorum. Ve hayırlı Ramazanlar diliyorum. Evet, Murat Bey'e de teşekkür ediyoruz. Bedettin Bey de yanımızda. Sizden de çok süre kısa. Çok kısa, hemen şurada masalar kuruluyor. Evet. Birazdan iftarımızı orada edeceğiz. Hayatımızın belki de en anlamlı iftarlarından birisi. Samet Yazıcı'dan da rica duvarlarının edeyim. Önünde böyle bir iftar yapacağımız hiçbirimizin aklına gelmezdi. Ama gerçekten şu anda o atmosferi hissediyoruz. Hayatımızın en anlamlı iftarlarından birisi. Samanyolu Televizyonu'nun az önce çalışanları, Zaman Gazetesi'nden büyüklerimiz, abilerimiz sağ olsunlar. Bu iftarda bize eşlik ediyorlar. Hidayet abiyle bu Ramazan yapamadığımız iftarı bu vesileyle gerçekleştiriyoruz. Ama gönlümüzden geçen her Ramazan bayramında, her Kurban bayramında Samanyolu'nda bir gelenektir. Bayram namazının sonrasında yemekhanemizde iftar edilir, pardon kahvaltı yapılır, ilk kahvaltı ve bu ilk kahvaltıda Hidayet abi genelde bulunur. Biz çok özledik, umarız bu vesileyle bu Ramazan'ın sonundaki bayram çifte bayram olur ve o bayramda Hidayet abiyle biz o kahvaltıyı birlikte yaparız. Gönlümüzden geçen bu dualarımız da böyle, Hidayet abiden de bu vesileyle hepimiz dua bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz burada bizi misafir ettiği için. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Amin diyoruz bütün dediklerinize. Sağ olun, var olun. Evet sevgili izleyenler, burada Silivri Cezaevi önünde bugün iftar sofrası kuruldu. Samanyolu Yayın Grubu çalışanları, Zaman Gazetesi yöneticileri buradalar ve iftarını cezaevinde haksız bir şekilde bulunan başta Hidayet Karaca olmak üzere gazeteci Mehmet Baransu ve emniyet mensuplarıyla birlikte açmanın mutluluğunu yaşıyorlar. Çünkü duvarlar ve tel örgüler engel değil, gönüller ve dualar bir. Bunu bir kez daha belirtmiş olalım ve buradan aktaracaklarımız bu kadar diyerek sözü tekrar size bırakalım. Aylardan aralık perşembe günü, demokrasi özgürlüğün en kara günü. Aylardan aralık perşembe sanki bayram günü, aldılar yiğidini göz göre göre. Halk sokağa dökülmüş sanki bayram günü, aldılar yiğidini göz göre göre. Yiğit adam, yiğit adam, yere yatan adam, yiğit adam, yiğit adam, suçsuz yere yatan adam. Bir yudum da su vermezler susuz ilaç yutan adam, bir yudum da su vermezler susuz ilaç yutan adam. Sevgili izleyenler, iftar sofralarımız inşallah kavuşma sofralarımız olur. İnşallah bayramımız hakiki güzel bir bayram olur. Temenni ediyoruz Ramazan'da hasretler bitsin. İnşallah masumiyetleri anlaşılıp, masumiyetleri ortaya çıkıp
ailelerine kavuşsunlar. Temennimiz bu. İftar zamanından veda ediyoruz. Konuklarımıza çok teşekkür ediyoruz. Biz de beraber, onlar da beklediler. Birlikte seyrettik Silivri'deki iftarı. Şimdi beraber çıkıp yemekhanede beraber iftar yapacağız inşallah. Sevgili izleyenler, yarın iftar zamanında görüşebilmeyi ümit ediyoruz. İnşallah yarın bugünden daha güzel bir gün olsun. Hoşçakalın.